Evet arkadaşlar, yeni bir vlogla karşınızdayız. Bugün üniversite ile ilgili bir video çekmeye karar verdik. Neden? Malum üniversite tercihleri dönemi yaklaştı. Hem konu çok gündemde hem de bizi de alakadar eden bir konu. Çünkü malum Anıl'la ben 4 yıldır üniversite öğrencisiyiz. Biz de dedik ki hem hakim olduğumuz bu konu hem de gündemde olan konuyla ilgili kanala böyle bir video yapalım. Umarız beğenilir. Videoya destek olmak için videoyu şimdiden beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok kısa geçip bunu devam edelim mi videoya? Edelim. Malum tercih günleri yaklaştı. Biz tabii 2015'te üniversiteye girdiğimizde o zamanlar YGS ve LYS sınavları vardı. Şimdi de AYT, TYT gibi sınavlar varmış. Biliyorsunuz ki her 2 senede, 3 senede bir maalesef ki bu sınav işleri değişiyor. Şimdi bu video hem bizim tecrübelerimiz yani Yeterince tecrübeliyiz. Evet, değiliz yani. 2015'te ben okula girdiğim zaman, daha doğrusu 2015'te ben üniversite sınavına girdiğim zaman kafam çok karışıktı. Çünkü lisede aslında hukuk okuyacağım diye ben 9. sınıfa başlamıştım. 10. sınıfta hocalarım matematiğimin çok iyi olduğunu ve sayısal okumam gerektiğini düşündüklerini söyleyince gidip sayısal yazdım. Ardından 3 yıl sayısal okuyup günün sonunda da sayısaldan sınava girdim ve makine mühendisliğini kazandım. Aslında o dönem kazandığım okullar farklıydı. Hem devlet üniversitesinde bazı mühendisliklere girebiliyordum ama bunlar makine, inşaat mühendisliği gibi bölümler değil de işte malzeme, metalürji gibi daha düşük puanlı bölümlerdi. Ya da özel bir üniversitede makine mühendisliğini tercih edebiliyordum. O dönem ailemle konuşunca şehir dışına gitmek ya da öyle bir mühendisliği tercih etmek yerine özel bir üniversitede %50 burslu makine mühendisliğini seçmenin daha iyi olacağına karar verdik ve ben Bilgi Üniversitesi %50 makine mühendisliğini kazandım o dönemde. Sonra okula geldim. O zaman fark ettim ki diğer mühendislik bölümlerini seçmemek doğru kararmış makine mühendisliğini seçerek. Eğer ki mühendislik istemeye devam etseydim. Fakat o işler de benim için değişti. Ben üniversiteye girdikten sonra ilk bir yıl mühendislik benim için çok güzeldi çünkü çok giriş sınıfı ve mühendisliğin eğlenceli kısımlarındaydık. İşte teknik çizim, JavaScript, yazılımların girişleri vesaire. Bir an dedim ki üniversite çok eğlenceli. Tamam, doğru bölümü seçmişim. Fakat üniversiteye girdikten sonra o zamana kadar fark etmediğim bir şey oldu. Hiç ilgi alanlarımı ya da işte şuma giden şeylere dikkat etmemişim. Babam ve amcam mühendis, dedem, iki dedem asker. Tamamen böyle mühendis ya da asker bir ailenin çocuğuyum diyebilirim ve böyle bir durumda diğer opsiyonları işte şu an uğraştığım reklamcılık, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, editörlük gibi opsiyonları hiç düşünmemiş. Lisede de hiç araştırmamıştım. Çok büyük bir hataymış aslında. Üniversiteye girip 9-3 böyle bir okula gitmektense ara ara derslerin olduğu hafta içlerim olmaya başlayınca ben zamanla freelance çalışmaya başladım ve editörlük nasıl yapılır bununla ilgilenmeye başladım ve ilgi alanım oraya kaydı. İlk bir yılın sonunda ikinci yılda üniversitemle işim yarı yarıya gelmeye başladı. Ha, okulda bir problem yaşamıyordum. O neydi? Klima üfledi. Ha, okulda bir problem yaşamıyordum ama ilgi alanım ve kafam sürekli o işlere gittiği için böyle okulu çok isteyerek de yapmıyordum. Yalan yok. Bilgi Üniversitesi'ni kötülemek ya da iyilemek için değil. Malum bize herhangi bir destekleri yok ama zamanla mühendisliğe girdiğim seneyle ikinci sene arasında da hoca ve eğitim farklılıkları olduğunu düşündüm. Dolayısıyla gidip aileme açmak zorunda kaldım muhabbeti. Bölüm değiştirmek istediğimi söyledim. 2 yıl mühendislik okuduktan sonra istediğim şey reklamcılık ve görsel iletişim tasarıma geçmekti. Hani bu da böyle çok ütopik bir istek. Yani 2 yıl oku, karşında bir ücret öde ve 2 yıl mühendisliği bırakıp zart diye iştaharlık hatta sözel bölümlerine falan geçme isteğim vardı. Biraz ailemin tepkisinden korktum. Çünkü mühendisliği seçerken tam bağımsız seçtim mühendisliği demek yalan olur. Babamın amcamın da yönlendirmesi vardı. Hiç böyle itirazım yok bu konuda. Bence doğru yönlendiriyorlardı çünkü benim kafam çok karışıktı. Ben şehir dışına gitmeyi falan düşünüyordum işte. Farklı bölümler seçip yok işte yatay geçişler falan yapmayı düşünüyordum. Bunlar çok yanlış fikirlermiş. Çünkü üniversiteye girdikten sonra tüm fikirleriniz değişiyor. Üniversiteyi yeni tercih edecek öğrencilerin tamamen aile tavsiyesi üzerine üniversite gelmesini tavsiye ediyor musun sen? Etmiyorum tabii ki. Her çocuk bir birey, tamam mı? Ve hani böyle ben diyorum ya, mühendis bir ailede büyüdüm. Özellikle amcam çok disiplinlidir, babam da çok disiplinlidir. Ama mesela ben öyle değilim. Benim biraz daha böyle görüntü çekelim, video çekelim, sosyal medyayla uğraşalım. Biraz daha böyle disipline olmayan işler seviyorum. Dolayısıyla mesela babam ne kadar bana mühendisliği ya da lisedeki hocam ne kadar bana matematikle ilgili bölümleri örnek gösterse de şu an aldığım hiçbir dersin matematik değil, aşırı mutluyum. Ezber, yorum üzerine derslerde daha başarılı olduğumu fark ettim. Belki liseye girdiğimde avukatlığı tercih etseydim o da benim için iyi olabilirdi. Ama şu an mesela en iyi tercihimin şu an yaptığım iş olduğunu düşünüyorum ve işletmenin olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu abi bu arada. 2 yıl mühendislik okuduktan sonra gidip aileme kına sıkına anlattım tabii ki. Problemlerim olduğunu ve bu bölümü bitirmek istemediğimi. Babam çok anlayışla karşıladı. Normalde anlayışla karşılamasını beklemiyordum, yalan yok. Ama hem harcadığım zamanı hem de emeği gördü. Bu sefer dedi ki tamam nasıl istiyorsan öyle olsun. Bir sene uzatma durumuyla bölümümü mühendislikten işletmeye geçirdim. Aslında reklamcılık ve görsel iletişim tasarım benim için daha doğru olurdu ama sınava lisedeki hocalarımın yönlendirmesinden dolayı ben
matematik odaklı girmiştim ve sözelim zayıftı. İşte yönlendirmenin hatası. Kesinlikle. Tamam, keşke sözele de girseydim ve ona göre bir puanım olsaydı. Bu geçişi yaparken buna takılmasaydım. Ha, şöyle bir durum var. Bu kadar yönlendirmenin üzerine mühendislikte bir süre vakit geçirip okula geldiğimde bölümleri görmeseydim ve insanların nelere vakit harcadığını görmeseydim, bölüm değiştirmek, işte bunun doğru olup yanlış olabileceğine karar vermek benim için geçerli olmazdı. Çünkü ben okulda gördüm yanlış karar verdiğimi. Bir de şunu fark ettim. İlk üniversite sınavına girdim, kazandım ve o sene girdim. Bir sene daha harcamadım. Mezuna kalıp bir sene daha sınava hazırlanmadım. İnsanlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunu zaman kaybı olarak görüyorlar. Bir sene daha sınava girmeyi, ama yanlış. Gel gelelim ki ben 2 yıl mühendislik okuduktan sonra 1 yıllık eğitimimden vazgeçip 2. sınıf işletmeden tekrar başladım. Aynı şeyi bir sene daha kalıp %50 burs yerine %75 bursla, %100 bursla ya da bir devlet üniversitesini kazanıp devam edebilirdim ve şu an olduğum konumla aynı zamanda olacaktım. Gel, çok sabit kaldık. Biraz yürüyelim, aynen, muhabbet edelim. Peki benim nasıl üniversiteyi tercih ettim biliyor musun? Anıl'ın şöyle bir saçma durumu var. Anıl ilk tercih ettiği üniversitede FETÖ olaylarından dolayı kapatıldı. Ama FETÖ'cü değilim yani. Lütfen yani o yorumları atmayın. FETÖ'cü değilim, alakam yok. Yazdım geldi yani. Kim diyecek lan bunu? Manyak. Valla diyen var abi. Linç edenler falan oldu lan. Ben ne yaptım? Normalde lisede ben sayısal okudum. O zaman da normalde sayısal okumayacaktım. TM okuyacaktım. Hatta çok yakın arkadaşımla da TM'ye şans eseri yanlışlıkla yerleştirilmişim ben lisede. Sonrasında gittim itiraz ettim. Müdürden değiştirdim abi. Sayısal aldırttırdım kendime. Liseyi bitirdim ben sayısal olarak. Sonra tam olarak istediğim puan elde edemedim. Mezuna kaldım bir yıl. Mezuna da neyde hazırlandım? TM'den hazırlandım mezuna. Ben bunu bilmiyordum. Aynen. Sonrasında ama tercihlerimi neye yaptım? Sayısala yaptım. Anıl gibi olmayın. Aynen, benim gibi olmayın. TM'ye hazırlandıysanız yazın gitsin yani sonuçta. Şey var, ne tuttu yazayım ya. Ya bir ama de... hedef odaklı olan insanların birçoğu öyle düşünmüyor da. Bir kısım bizim gibi arkadaşlar öyle. Bu arada biz yürüyoruz. Şu anda Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü'ndeyiz, söylediğim gibi. Burası böyle bir kampüs. Bugün cumartesi olduğu için öğrenciler değil de daha fazlasıyla ziyaretçiler ve tercih günlerine gelen liseden yeni mezun arkadaşlarımız var. Mühendislik fakültemiz var şu arka tarafta. Şu tarafta geçtiğimiz iletişim fakültesi var. E1 binası var. Burada yaklaşık 6-7 tane büyük bina var. Şimdi böyle hepsini gezmek zor. Video çok uzar. Ya bilgiyi övmek için söylemiyorum ama İstanbul'un içinde kampüsü en iyi olan üniversitelerden bir tanesi. Ya mesela şöyle de bir görüş var. Bilgi Üniversitesi'nin ortamı çok kötü. Bilgi Üniversitesi'nde çok zengin insanlar var. Bilgi Üniversitesi çok felaket filan. Arkadaş ortamımızı kurduk. Ondan sonrasında cebimizde 5 kuruş olmadan yeri geldiği zaman da paramız olarak takılıyoruz burada. Bunun izlenimini veren tamamen çıkan o filmler, diziler. Bilgi Üniversitesi'nde böyle geliyorlar abi son model deli arabalarla falan. Tabii ki onlara binenler de var. Zaten devlet üniversitesine giderseniz de aynı şekilde maddi durumu çok yukarıda ve çok aşağıda olan öğrenciler var yani. Doğru. Bunu her yerde göreceksiniz. O yüzden özel üniversiteleri ve vakıf üniversitelerini yazarken bunlardan çok fazla korkmamak gerekiyor. Çünkü her çeşit insan var ve şey değil yani, böyle tam burslu olanlar çok fakir insanlar ki hiçbir türlü sosyal değiller. Diğer türlü burssuz olanlar da çok zengin şeyleri, tohumları gibisinden bir şey değil. Tohumları mı? Vallahi o geldi. Zengin mi diyeyim? Mesela şimdi senin kardeşin abi yeni üniversite sınavına giriyor ve tercih yapacak ya. Kardeşine ilk ne söylemek isterdin? 4 yıllık bir üniversite öğrencisi olarak. Mesela ben kendi kardeşime, benim kardeşim üniversite sınavına girmiyor ama özel üniversite ve devlet üniversitesi ile ilgili en büyük farklardan birinin şu olduğunu düşünüyorum. Abi maddi olarak kısıtlamaların varsa, ki hepimizin var, okul parası senin için bir kısıtlamaysa, özel üniversitede okumak, birçok özel üniversitede böyle ve her sene belli bir para ödemek, bir yerden sonra derslerde kaldığınız zaman, dersinize sıkıntı olduğu zaman ya da yıl olarak uzattığınız zaman sizde bir baskı oluşturuyor. Çünkü hem aileniz açısından hem kendiniz açısından. Çünkü yaptığınız her hata, umursamadığımız her ders saati, vizesi, finali size günün sonunda maalesef ki maddi olarak dönüyor. Hem maddi hem manevi, tabii ki zaman olarak da dönüyor ama maddi baskısı ayrı. Şimdi devlet üniversitesinde olsam bu kadar maddiye takmazsın. Tabii ki. Ben buna biraz pişman oldum. Keşke hala devlet kazansaydım derim. Ben mesela tam burslu bir vakıf üniversitesine gelmektense devlet üniversitesinde okumayı tercih ederdim. Tam bursluyu da kabul ederdim bu arada. Bir daha dönsem ve hazırlansam devlete ya da yüksek bursa çalışırdım. %50 bursu istemezdim. Ben girdiğimde 18 bin küsür lira para demiştik yanlış olmasın. Şu anda da 23-24'lere falan çıktı değil mi abi? Vallahi sızı çıktı. Sen mesela onu söylesene. Bendeki durum şu şekilde. Benimki kapanan üniversitelerden ben geldiğim için bizim gibi öğrenciler eski üniversitesinde ne okuyorsa, ne kadar fiyat okuyorsa aynı şekilde ödemeye devam etti. Ayrıca fiyatlandırma da şu şekilde değişiyor. Senin için mesela sen girdiğin zaman 18 bin lira ödemişsin. Daha sonrasında bu %8, %10 vesaire zamlandı. Her yıl giren öğrenciler için ayrı ayrı fiyatlandırmalar var biraz. Birazcık daha zamlı oluyor. O yüzden internette baktığınız
eski tarihli fiyatlar hiçbirisi geçerli değil. En yenileri güncel olarak okuldan öğrenebilirsiniz. Bunların zaten açıklanılan kılavuzları var. Hepsini ÖSYM'den bulabilirsiniz. Okulun ne kadar fiyat istediğini ve bursların ne kadar geçerli olduğunu güncel olarak öğrenin. Çünkü eski tarihli hiçbir fiyat dediğim gibi sizin için geçerli olmayacak. Bunu bilgi için mi söylüyorsun genel olarak? Bilgi için değil, bütün üniversiteler için. Bütün vakıf üniversiteler için ayrı ayrı şeyleri var. Devlet üniversitelerinin özellikle yaz okulunda, yaz okulu için, şu anda yaz okulu biz aldığımız için yaz okulundan bahsediyorum. Şöyle bir avantajı var. Kredi başına 80-70 lira, 60 lira civarı para ödüyorsunuz. Bizim okulda okuyan sadece normal bir öğrenci genelde vakıf üniversitelerinde 500-550 lira civarı para ödüyor şu anda. Hatta bildiğim kadarıyla Aydın Üniversitesi'nde şu anda 700 lira civarı bir şeymiş kredi başı. Bu söylediğimiz yaz okulunda mesela bir dersiniz 6 kredi ise kredi başına 550 lira ödüyorsunuz. Yani bir ders 550, 1100, 3300 liralara falan tekabül ediyor. Bir ders kalıp eğer hani böyle dönem uzatmamak istiyorsanız bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Bahsettiğim baskı bu zaten. Aynen, bahsettiğim baskı bu. Yaz okulunda kalırsam bunun parasını nasıl çıkaracağım? İş tatil matil tamamen geçtim. Yazının 7 haftası gidiyor. Ayrıyeten cebinden çok fazla para gidiyor. Eğer bunu düşünüyorsanız tercih etmeyin veya tercih ettiyseniz de derslerinizi geçin. Ayrıca üniversiteye girdiğiniz ilk yıl kesinlikle lise 4'ten çok farklı bir şey beklemeyin. Zaten yani. Lise 5 lise gibi 5. oluyor. Aynen öyle. Bir daha bir şöyle bir şey var. Lisede okula gitmediğin zaman hocan, ailen, müdür yardımcısı sana neredesin diye soruyor. Evet. Ama üniversitede her şeyi sen kovalıyorsun. Gelmek, gitmek, yani tabii ki sen kovalayacaksın zaten de. Kimse sana gelip ne olacağını söylemiyor. Mesela sınavın var, notları sen buluyorsun. Öyle hazır, mesela her hoca bunu yapmıyor. Rahat rahat notları bulabilirim diyemiyorsun. Bütün üniversitelerin, hocaların umurunda değilsiniz. Sonuçta geçtin, geçemedin, çalıştın, çalışmadın çok da umurunda değil. Sonuçta bu senin hayatın oluyor ve üniversitede yeni bir hayata başlıyorsun. Ayrıca kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlıyorsun tamamen. Abi ailelerin sakin olması gerekiyor. Ben mesela geliyorum buraya, aileler çocuklarından daha panik. Her şeyi soruyorlar, her şeyi yapıyorlar ama önemli olan çocuğun ya da işte kardeşimizin, gencimizin, kız kardeşimizin artık hani nasıl bir kişi şu anda bu videoyu izliyor ya da onun hakkında konuşuyorsa, üniversite okuduğun bölümü çok iyi okuma yeri olduğu kadar, hani hedef budur ya ana tutalde, ama üniversitedeki en baba hedef kendini geliştirmek abi. İnanılmaz bir GPA'ya sahip olmayabilirsin ama hayvan gibi burada network yaparsın, hayvan gibi insanlarla tanışırsın, çok iyi çevre kurarsın, kendini iş hayatında o yönde geliştirirsin. Yurt dışı bağlantıların çok yükselir, hocaların tarafından referans alırsın, işte yurt dışına okumaya bir yere gidersin, yüksek lisans yaparsın, farklı bir global firmada çalışabilirsin. Yani burası sadece derse girip çıkma yeri değil. Derse geldim, süper, GPA'm 3.90, kimle tanıştın? Lise arkadaşımla devam ediyorum. Hayır abi, burası insanlarla tanışma, sosyal olma, özgüvenini yükseltme, daha açık olma yeri bence. Bana kattığı bu. Üniversiteye girdiğim seneyle son girdiğim 4. sınıftaki videolarıma bakıyorum YouTube'da. Malum 1. sınıftan beri YouTube'la uğraşıyorum. Abi ben bile çok değişmişim. Kendimi çok geliştirdim. Ben geldiğimden beri abi bütün çevrem değişti. Sosyal yaşantım değişti. Hobilerim değişti. İlgi alanlarım değişti. Hepsi aynı şey oldu ya. Bak ne yapalım biliyor musun? Bu video böyle olsun. Eğer istenirse bir sonraki videoda bina bina gezelim. Tamam, olur. Çünkü bu videoyu üniversitede yaptık. Gezmeye başlarsak 1 saat olacak. Aynen. Yok, olmaz o iş. Tamam. Yani gördüğümüz eğitimler sonuçta dersimizden dersimize değişiyor. Ayrıca hani mühendislik gördük diye sadece mühendislik binasında değiliz. Burada birçok binadayız. Benim iletişimde dersim var. Ondan sonrasında işte ana binada dersim var. Bazen ortak derslerimiz var. Hani mühendislik binası sadece sizin bölüm derslerinizle alakalı yerlerin. Alakalı dur. Sizin bölüm dersinizlerin, bölüm derslerinizi içeren. Konuşamadım ya. Bir daha baştan alayım mı? Yok. İyi. Mesela şu tarz dersleriniz de olacak. Bunları hep iyi araştırmanız gerekiyor. Kimi ders var? Dersin sınıfta dersi yok. Sadece online dersler. Bu genelde bunlar... özel üniversitelerde bu arada. Evet, genelde özel üniversitelerde. Sadece online dersler ders olarak alıyorsun. Online olarak videolar yükleniyor ve sen sınavına giriyorsun. Bunlar genelde seçmeli dersler oluyor ve havadan gelen kredi olarak düşünülüyor bunlar. Evet. Bu tarz derslerinizi özel üniversiteleri tercih edecekseniz çok yüksek tutmanız gerekiyor ki diğerlerini de bir şekilde atlatın. Biz de bayılırız böyle derslere. Aynen öyle, bayılırız. Benim en sevdiğim dersler zaten yani. Bak, lisede 45 aldım geçtim, 50 aldım geçtim. 0.44, 1. Onu herhalde lisede son dönemlerde, ben kaçırdım oraları tabii liseyi bitirdikten sonra, 50'ye çekmişler. Bizde şu anda öyle bir şey yok, harf notuna geçiyorsun artık tamamen. Hani ve harf notu da her zaman aynı olmuyor. Mesela aynen. Dersinizde geçme notu 35, biz girdikten bir sene sonra minimum not 35 olarak belirlendi okulda. Ondan önce 8 ile 9 ile falan ders geçenler evet. vardı. Şimdi öyle değil, şimdi işler değişti. Hala mesela çan sistemi var bu arada. Çok işe yaramasa da var. 45 ile C artı ile geçebilirsiniz.
bildiğin gibi 50 ile D eksiyle de 35 ile 40-45 arasında aldığın notlar genelde D oluyor. Bu çan da... olmadığı zaman. Aynen, çan olmadığı zaman. Bu da sorunlu geçme gibi bir şey oluyor aslında. Ne sorunlu olduğunu ben geçiyorsun. Tam olarak bilmiyorum. Ama ya aslında şöyle, ortalama kasan insanlar için sonradan alınabileceği ders oluyor. Sen dersi C eksiyle verdin. O dersi bir daha alamıyorsun. Ama koşullu geçersen o dersi bir daha alma hakkın oluyor. Atıyorum ortalaman 2.97'de kaldı. Sen 3 yapmak istiyorsun. D aldığın bir dersi tekrar alabiliyorsun. Koşullunun olayı o. 4 senede öğrenemedim bunu. Valla hani öğrenemedim, ne yapayım yani. Derslerin tipini, kurallarını, tarzını falan hoca belirliyor. Böyle mesela bir derse geldiniz, işte atıyorum fizik 101'e geldiniz. Fizik 101 budur 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 diye bir şey yok. O sene profesör değişirse derslerin kuralları da değişiyor. Adam yoklama almak isteyebilir, almak istemeyebilir. Test yapmak isteyebilir, quiz yapmak isteyebilir. Ben bu yaz okulunda bir ders alıyorum. 8 haftada 3 quiz yapacağım. İkisine katılmayan kalacak dedi mesela hoca. Seve seve katılmak zorundasın. Ama diğer dersimde ne yoklama var ne bir şey. Vizesi %40, finali %60. Dümdüz ders. Dümdüz, aynen. Okumanın güzel yanlarından bir tanesi. Lisede mesela bu yok abi. Bu bizim gerizekalılara tanınmış bir özellik. Dersten çıkıyorsun abi, kafa zaten yanmış, gelip iki tur sallanıyorsun. Bir mesela düşünsene, okula geliyorsun, böyle bir herif sallanıyor. Oğlum bak, biz böyle konuşsak bir saat konuşacağız ha. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Bu videoyu kapatalım. Sorulara göre, duruma göre bir video daha çekerim. Abi işte merak ettiğiniz bir şey olursa, unuttuğumuz söylemeyi veya işte gerçekten sizin kafanıza takılan. Yani üniversite okuyor olmanız veya okumuyor olmanız önemli değil. Ne merak ederseniz. Ne merak ederseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok merak ederseniz bir de like atabilirsiniz. Böyle like atarsanız daha güzel olur. Ondan sonrasında biz de gelip ikinci videoda bunların hepsini teker teker açıklamaya çalışırız size. Başka şey var mı? Bir şey yok artık. Yok, aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederiz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Yeni öğrenciler ve tercih yapacaklar, evet, ve yapmış olanlar. Buraya gelecek arkadaşlar, bu sene mutlaka bizi okulda görürsünüz. Buradayız. Maalesef. Instagram, Utku Cenkantar. Ya dur oğlum.